Merhabalar, bu videoda bu gördüğünüz modeli desteksiz bir şekilde basacağız. Şu kısımlarına destek uygulamadan basacağız. İyi seyirler. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi bu kutuyu bu şekilde tabloya yerleştireceğiz ve desteksiz bir şekilde baskı yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kutunun üstünde yazı var. Burada kabartmalı bir yazı var. Burayı farklı bir renkte yazacağız. Alt tarafında ise şu şekilde bir boşluk var. Bu boşluğu destekli biçimde yazdırmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle baskı ayarlarına geliyorum. Destek bölümüne gelip destekleri aktif et diyorum. Ve destekleri otomatik oluştur diyorum. Şuradan da yalnızca tabloda destek kısmı seçiyorum. Öncelikle buna bir bakalım. Şimdi dilimle diyorum. Bakın 2 saat 40 dakika bir süre gidecek. Aynı zamanda bu destekleri buradan sökerken epeyce zorluk yaşayacağız. Ve şu yüzeyde sarkma olacak. Destekli yazdırdığımız belli olacak. Tamam, çok naçar kalırsak bu yöntemi deneyebiliriz. Ama tasarımını kendi yaptığımız bir nesnede çok da aslında desteklere muhtaç değiliz. Bu tarz nesneler için. Destekleri aktif ettiğim zaman 2 saat 40 dakika ve 8 metre filament kullanacak. Şimdi destekleri bir kapatalım. Tekrar dilimleyelim. 5 metre filament ve 1 saat 12 dakika baskı süresi. Hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem daha güzel bir çıktı almamızı sağlıyor, hem de filamentten tasarruf sağlıyor. Aslında çok güzel bir yöntemdir. Peki bunu nasıl yapacağız? Tasarımı yaparken şu kısımda bakın bir set var. Bu setin olduğu yere aslında desteği biz kendimiz hazırlayıp vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Burada modeli tasarlarken buraya bir de destek olarak kullanacağımız bir parçamız olacak. Hemen o parçayı da açıyorum. Evet, tam da oraya yerleşecek olan parça bu. Yani oranın ölçülerinde 0.2 mm buralardan tolerans verdim. 2 video öncesinde tolerans videosu çekmiştim zaten. Yazıcımın toleranslarını biliyorum. Bu toleranslara sadık kalarak bu parçayı da oraya tasarladım. Baskımızı şuraya geldiğinde tam üstünü kapatacakken durduracağız ve öncesinde aldığımız şu parçayı oraya yerleştireceğiz. Baskıya devam edeceğiz. Desteğimizi önceden hazırlayacağız ve baskıyı durdurup desteği yerleştirip devam edeceğiz. Aslında bu video hem 2 video önceki tolerans testine destek videosu olacak, hem de bundan bir önceki videoda baskı içerisine somun yerleştirerek stres çarkı yapmıştık. Buna destek olacak. Yani burada materyal olarak baskı içerisine 3 boyutlu bir baskı ekliyoruz. Burada artık gerisi sizin hayal gücünüze kalıyor. Şimdi şu baskıyı bir dilimleyelim. Bakın geldiğim zaman ben bir de buraya yazı yazdım. Böyle bir güzelliği de var. Buraya istediğimiz şekilde yazı da yazabiliriz. Bilgilendirici yazılar da yazabiliriz. Veya bu yazıyı ben model içerisinden çıkartma olarak yaptım. Buraya kabartma olarak yapıp yine kabartma yazıda renk değiştirip o yazıyı bir bilgilendirici yazı olarak da kullanabiliriz. Yani burada dediğim gibi bizim hayal gücümüzle sınırlı her şey. Bunları yapabiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman şurada da üstünü kapatıyor. Niye üstünü kapatmasını istedim? Burada bir harfimizde bakın D'nin ortası. Eğer bu şekilde basarsam ve bu baskıyı tabladan alırsam D'nin ortası orada kalacak. Tabloda kalacak. Bunu önlemek için ya şuraya bir çentik atacaktık ya da burada üstünü kapattıracaktım. Bu arada yazıyı tasarımda yazmadım. Prusa Slicer'da yazdım. Bakın şurada metin katmanı var. Yine Prusa Slicer eğitimlerimde modellerimize yazıları nasıl eklediğimizi de anlatıyorum. Merak eden arkadaşlar Prusa Slicer eğitimlerimden izleyebilirler. Şimdi öncelikle bu baskıyı alacağız. Bu baskı hazır halde bekleyecek. Daha sonra şu kutu baskımıza geçeceğiz. Bu kutuyu yaparken de ne yapacağız? Hemen bunun proseslerinden bahsedelim. Zaten yazıcıyı durdurma, yeniden devam et, renk değiştirme gibi konuları birkaç videomun içerisinde ele aldım. Bu videoda o bilgileri kullanarak devam edeceğiz. Ne yapıyorum? Bakın şurada bir özelleştirilmiş G-kod var. Sadece durdurmaya 2 katman kala bana sadece bip sesi vererek bir haber veriyor. Bu benim hazırlığımı yapmama, yani 2 katman sonrasında baskı duracak, haberin olsun gibisinden yazıcı bana haber verecek. Devam ettiğim zaman şurada üst kapatmayı yapacak. Artık burada ne yapıyoruz? Yazıcımızı duraklatıyoruz ve konumlamasını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şurada aynı bir önceki videoda kullandığımız şekliyle kullanıyoruz. Burada duraklattıktan sonra hazırlamış olduğumuz o destek malzemesini buraya koyacağız. Baskıya devam edeceğiz. Devam ettiğimiz zaman şurada ne olacak? Yazı katmanı geliyor. Yazıda da renk değiştirme yapacağız. Bu renk değiştirme işlemi aslında dediğim gibi birkaç videomda işledik. Fakat yine de soruluyor. Burada da bir üstünden geçelim kısaca. Renk değiştirmede de yine aynı prosesi gerçekleştiriyoruz. Yani baskıyı duraklatıyoruz. Bakın aynı komutlar. baskıyı duraklatıyoruz. Yine orada baskıyı duraklattığımız zaman yazıcı mevcut sıcaklıklarını muhafaza ediyor. Mevcut geldiği konumu da muhafaza ediyor. Motorları kilitliyor. Bizim filamenti değiştirmemizi bekliyor. Ben burada filamenti manuel olarak değiştiriyorum. Elimle sanki yeni bir filament yüklermiş gibi takıyorum filamenti. Ondan sonrasında devam ediyorum. Burada da renk değiştireceğiz. Ondan sonra baskımız tamamlanacak ve tamamlandıktan sonra alt tarafı pürüzsüz, kısa zamanda ve en az filament harcayarak bastığımız bir kutu ortaya çıkacak. Slicer tarafındaki işlerimiz bu kadar. Geriye baskımızı almak kalıyor. İlk önce şu baskımızı alacağız. Hemen bunu bir dilimleyelim. Evet, bu şekilde bu baskımızı alalım. Ondan sonra diğer baskımızı alıp baskımızı gözlemleyelim. Destek için kullanacağımız parçanın baskısı bitti. Bunu tabladan alıyorum. Bir kontrol edeceğim sadece. Çok güzel bir baskı almışız gördüğünüz gibi. Artık bunu destek olarak kullanacağız. Şimdi kutunun diğer kalan gövde kısmının baskısına geçelim. Baskımız duraklatıldı. Şimdi destek için daha önceden bastığım parçayı yerine yerleştireceğim. Toleranslar tam istediğim gibi. Şöyle bir kontrol ediyorum. Yüzeyde tam yerine oturdu. Yazıcımın ekranından baskıyı sürdür deyip baskıyı devam ettireceğim. Baskımız devam ediyor. Şu anda üstü kapatıyor. Koymuş olduğumuz parça destek görevi görecek. Birazdan yine bir duraklatılacak. Orada da filament değiştireceğiz. Filament rengini değiştirdikten sonra yazıları yazılacak ve baskının son halini göreceğiz. Baskı tamamlansın, incelemeye başlayalım. Baskımız duraklatıldı. Şimdi renk değişimi yapacağız. Filamentimizi değiştirdikten sonra yazıcımızdan baskıyı sürdür diyoruz. Baskımız tamamlandı. Şimdi incelemesine başlayalım. Şu şekilde desteksiz olarak bastık bu parçayı. Gördüğünüz gibi destek materyalini önceden ekleyip bastığımızda hem baskı zamanından hem filamentten hem de desteklerden kurtulmuş oluyoruz ve bu şekilde bir baskı ortaya çıkıyor. Şurada da bir tane turuncu olarak basmıştım. Bakın bunda şurada yazı da yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir destek izi olmadan baskımızı alabildik. Bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.